görüntü alamıyorlar. Mesela biraz geri alabiliriz. Belediye başkanlarımız, hükümetli basın mensuplarımız, öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. 5 yıl önce Sayın Bakanımızdan devraldığımız süreçte 5 yıldır ülkemizin 81 ilinde her afette, her depremde, her selde tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımız için, milletimiz için, vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalıştık. Buraya gelirken şunu Rabbimizden niyaz etmiştik. Allah bizim milletimize, devletimize mahcup etmesin. Geldiğimiz gibi gidebilelim istemiştik. Hamdolsun bugün de milletimize mahcup olmadan devletimiz için, vatandaşımız için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalıştık, ürettik. Ülkemizin refahı için, milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye ve bu manada da şehirlerimizi altyapısıyla üst yapısını geliştirmeye gayret gösterdik. Ben öncelikle bize bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine bizimle birlikte bu yıl, bu süreçte, 5 yıllık süreç içerisinde gece gündüz çalışan tüm ekibimize, çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Partime çok teşekkür ediyorum. Hem Genel Başkan Yardımcımıza, hem bu manada bize desteğini esirgemeyen milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm milletimize ediyorum. Allah milletimizden razı olsun. Her sıkıntılı süreçte kendi acılarını unuttular, bizlere destek oldular. Ve el ele, gönül gönüle 81 ilimizin inşası için hep birlikte çalıştık. Ve şimdi Türkiye yüzyılımızın ilk kabinesinde yine bayrağı görevi devraldım Sayın Bakanımıza tekrar emaneti iade ediyoruz, bırakıyoruz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz bu süreçte bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de başarılı hizmetlere bakanlığımız devam edecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz, gönülden inanıyoruz. Allah hepimizi mahcup etmesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İçerisinde de değerli bakanımı hep çalışırken gördüm, gayret ederken gördüm. Teslim aldığı bayrağı zirveye doğru taşırken gördüm. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin diye de dua ediyoruz. Bir taraftan bundan sonraki kendi özel hayatında ve daha sonra sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum. Yaş genç kardeşim. Bizim işimiz belli olmaz. 5 sene sonra ben yine teslim edebilirim. İnşallah bize hizmet verelim. Sadece bugün için söyleyebileceğim bir şey var. O da şu gerçekten. Ülkemiz deprem ülkesi. Bunu hepimiz bilmeliyiz. Bu gerçekten de hareket ederek tüm planlarımızı ona göre yapmalıyız. Son 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde altın üzerinde şiddetle vuku bulan, yani yıkıcı tesir olan bir şiddetle devam eden deprem sayısı 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130-140 bine yakın. 100 milyarlarca dolar zararımız var. Eğer bizler
bu konuda hazırlıklı olabilirsek, ileriye doğru doğru adımlar atabilirsek, ülkemizi bu sıkıntılardan, bu belalardan kurtarırız. Kadim bir şehircilik anlayışımız var. Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz bütün bu kültüre dayanarak bundan sonra da yol haritamızı doğru belirleyiz. Bakanlığın gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için de elinden geleni inşallah yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Değerli Bakanım, deprem bölgesinde çok gayret etti. Bizzat da şahidiyim. Biz de belediyelerle birlikte o bölgede çalıştık. Şimdi oradaki konutların söz verildiği gibi en kısa süre içerisinde bitirilmesini inşallah hedefliyoruz. Akabinde de başta İstanbul olmak üzere bütün güzel şehirlerimizi, kadim şehirlerimizi depreme karşı hazırlıklı hale getirip en az sayıda zayiat vereceğimiz şekilde bir ortamın doğması için de elimizden geleni yapacağız. Burada köklü bir gelenek var. Burada çalışkan, gayretli arkadaşlar var. Bu bakanlıkta işi bilen kardeşlerim var. Daha önce de zaten kendilerini tanıyorum. Onlarla birlikte inşallah devraldığımız bu bayrağı teslim edeceğimiz güne kadar en iyi şekilde koşturarak, gayret ederek zirveye taşımanın mücadelesi içerisinde olacağız. Bu vesileyle bizlere güvenen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza, sonra dualarını esirgemeyen tüm milletimize, buraya kadar zahmet ederek gelen siz kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Foto biraz daha ileri. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım. Bakanım sen bastırma da getirmişsin. Recep Bey. Sadece bir şey olmaz. Bastırma şey yani. Hikayeyi biraz daha anlatın. Kameraların önünde anlatmıyor. Yok, ondan sonra. Hadi elimizdeyiz anlatmıyor. Biraz sonra. Sorunlar gelmiş. Aa, yanımdan geçer. Hoş geldiniz. Sağolunuz nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam biraz şöker misiniz? Gel bak. Buna vereceğim bunu. Kızım hoş geldin. Ne yapacağız? Sağ ol. Gel oturup efendim biraz... Pardon. Efendim bakan beyin önüne açabilir miyiz? Efendim biraz daha kalıyor. Al. Üstteki ışık var ya. Öyle mi? Maşallah. Kaçtan oldu? Allah sizlere de nasip etsin. Sağ olun. Siz gelmeden arkadaşların günleri böyle bastırma hikayeniz var. Basitme Eskara teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar.